Böyle bir şey olur mu ya? Sekiz buçuk milyar insanın şimdi mazide 120 milyar insan varmış toprakta. 120 milyar insanın aklını yapan aklı kül ilmi muitezeli diriltmemek üzere akılları toprağa sokarak akılsızlık yapar mı? Kendisi söylüyor. Ben diyor zulmü kendime haram kıldım diyor. Bana dedi ki malına sahip çık bak dökmüyorum ya kırmıyorum yakmıyorum. Bana verilen sistem bu. Malıma sahip çıkarsam Allah da malına sahip çıkıyor. Ben yok etmezsem o da yok etmez. Bu kullarını sevenleri, bunların sevdiklerini ve bizi Allah'ım, Allah'lığın hatırına affet ya Rabbi. Senin düşmanlarına rağmen bizi affet, merhamet et ya Rabbi. Aşağıda yazmış, yalnız sen bakisin. Hazır mıyız abiler? Siraet, sigara içmediğiniz halde sigara içenin yanında bulunmaktan etkilenmek. Mesela ona ait bir kutsi bir misal vereyim. Kutsi dini. Vesel Karani duymuşsunuzdur. Develerin çobanı. Ee, develerin çobanı olunca deve ile münasebet olun, olanın kaza ihtiyacı olur mu ipe? Deve zaten devamlı ip. Allah Resulü hırkasını göndermiş. Niçin göndermiş? Üşüyor üşüyünce giysin. Peki hatırlayan var mı? Gönderince ne demiş? Hırkayı giyince Kur'an oku, namaz kıl. Ne dedi? Hatırlayan var mı? Hangisini dedi? Ümmetime dua et dedi. Ne alakası var? Doktor bilir. Yani bakın bu hırkayı girdiği zaman konusu değil de ümmetime dua etsin. Ne oluyor ki? Ne kolidoru açılıyor ki? Ne Boyut açılıyor. Ya biz dünyayı bildiğimiz gibi değil ki. Koridor. Deprem de öyle. Bir manyetik alandır. Bir koridor. Depremden bahsetmeyeceğim. Zaten bahsettik. Ders. Ders yayında. Ama noktayı nazar. Yani olaylara nasıl bakacaksın? Olayın altında kalmamak için. E, fay attığı mezar olmaması için sana. Hadiseler, düşünceler mezar olmaması için. Bakış tarzı çok önemli. Her şeyi kullanırsın o. Deprem dersi gibi ama e, hadiselerin arkasına geçip hadiseleri sahibinin noktayı nazarıyla yorumlamak. Ben size bir korku tarifi, tarifi yapayım. Ani panik atak. Panik ataklara da en öz cümle zannediyor. Yani panik atak neydi? Panik atak ediyor. Aktif oldu. Fayatı gibi. Şu. panik geçmişten elem olur. Panik atak olmaz. Geçmişin elemleri. Geleceğin korkuları olur. Geleceği Gelecekten korku olur. Geçmişten elem olur. Geçmişten korku olmaz abiler. Panik atak geçmişe ait değildir. Panik atak geleceğe aittir. Yani tıbbın nisanı ile kaygı bozukluğu. Yüzde 85 sebebi bilinmeyen. Ona da cevap olsun. Bir cümle. Sahip olduğumuzun farkındalığını yitirerek sorumsuzca yaşarken farkındalığımızın sahipliliğini anında yaşayıp terk etme haleti rüyesine korku denilir. Amin diyeceksin ama ben Nefes alıyoruz karaciğer, böbrek. Hayatta nelere sahibiz? Nimet Allah'a la saymaya kalksan nimetleri bitiremezsin değil. Bak nelere sahibiz? Ama farkındalığını kaybettik. Sahip olduğumuzun farkındalığını yitirerek sanki hiçbir şey kaybetmeyecekmiş gibi yaşarken ne oluyorsa bir korona, bir deprem, kanser, bir şey yani ne oluyorsa böyle bir haletin yani sahip olduğumuzun farkındalığını yitirerek sanki hiçbir şey kaybetmeyecekmişim gibi yaşarken dahilde ve haricde bizim haricimizde gelişen bazı hadiselerle ki deprem gibi, zelzele gibi her şeyimizin farkındalığına gelerek her şeyimizi bir anda terk etmenin insana getirdiği Sorumluluk hesabının andaki hissedilmesidir. Korku. Ben bunu da terk ettim. Bunu da kaybedeceğim. Çocuğumu da kaybedeceğim. Ona Allah soracak şimdi. Ne yaptın? Eyvah. Hak yedim. Kulak yedim. Yaptım. Ettim. Bitirdim. Kırdım. Döktüm. Hiçbir şey yanımda kalmadı. Her şey benimde. Benle. Yaptıklarım orada kalmadı. Orada kalmadı. Ne yaptımsa yanımda. Nereye gidersen git. Seni bırakmaz o kimsenin yanında kalmaz. Aldım. Aha da aldım. Aldım. Şimdi bunlar bu haletle elimdekilerinin kifayetsizliği. Elimde amel yok. Şu yok. Veya yeterince beni ikna edecek yaşantım yok. Kifayetsizliğiyle ruhumda açtığı korkunç bir kayıp. Sonsuz. Sonsuzu kaybediyorsun. Allah'a kaybeder gibi. Sonsuz nimetleri kaybetme haletinin anda yaşanmasında İnsanda ortaya çıkan kontrolsüz duygunun adı korkudur. Tıptaki adı panik ataktır. Çaresi nedir? Farkındalık. O kadar kolay. Şimdi onu okuyacağım. Kardeşim burada tevazu yapmayacağım. Bu işin ehliyim. Şöyle diyeyim. Adam canı sıkıldı. O midesine vurdu. Doktor ne yapar? O mide asitine ilaç verir. Değil mi? Ama bizim işe, bizim işimiz. O insanın o halete niçin girdi? Niçinine karşı karşıtlarını üreterek o düşünceden çıkartıp o düşünceden çıktı mı o stres olmaz. O stres olmayınca da midarisi olmaz. Midarisi olmayınca o kapta olmaz Fatih. Yani ise iman hizmeti böyle yani. Yani iman. Şimdi onu okuyacağım. Yani kökten çözüm. Bunu ka ilimle yaparsınız. ka zikirle yaparsınız. Kim nasıl muvaffak oluyorsa. Yani farkındalığını artırmak. Alırsın tespihini. Yoksa fazla böyle ilim, kitap okuma, tetibat. Zikirle yapabiliyorsan yap. Yani farkındalığına gelmen lazım. Elindeki nimetli bilmen lazım. Göçük altında olduğun zaman göçük altı değil o. O bina değil arkadaşlar. Allah aşkına değil ya. O bina değil o. İnsanı korkutan bina değil. Ölüm korkusu toprak altı değil. Yani sorumluluklarımızın kaybetmekten yaşayan bir hayatın bütün sorumlulukların yüklendiği bu ta, tabela neymiş ki? Tabya neymiş ki? Duvar neymiş ki? Beton neymiş ki? Tuğla neymiş ki yani? Onun altına, göçün altında kalmak aslında yanlış yanlış yaşadığımızın, hayatının sorumluluğunun altına kalıyorsun. Ölüm korkmuyor, hesap korkutuyor. Ölüm korkusu değil o. E, hesap korkusu. Göçük altı değil o. Sorumsuzca yaşamanın sorumluluk haline gelmeden ortaya çıkan şuurlu bir hal. Ama ne mutlu ötekisi. Bak çocuğa bak. <laughs> Çocuğun böyle bir problemi olmadığı için rahat. Şimdi o sorumluluk dersi yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şimdiye kadakini saymıyorum. Kuş konuştuğumuzu çünkü kitap okumadım. Psikoloji de bahsettim. Siz hastaneye geldiniz. Ben de muayenede korkuyu anlattım. Bu kadar basit. Yani bir insan şimdi panik atak bunu alsa gitse yeter tamam. Şimdi senin dersin oldu. Sıf bu olsa. Bir, üçüncü lemada Bismillahirrahmanirrahim. Kulli şeyin lehul ve ileyhi 15. sayfa lemalar 2. nükte. Ama çok harika bir yer. Yani korku niye geliyor, panik niye geliyor, canım niye sıkıldı vesaire ne sorarsan sor. Yani isteyen istediğini sorabilir mevzuyla. İnsanın fıtratında, insanın yazılımında, yaratılışında, tabiatında bekaya karşı gaye çedit bir aşk var. İnsan ebede meftundur, ebede adaydır. Aşkı beka ile yaratılmış. Fani onu incitiyor be kardeş. Tabelanın altına, ta ne diyor tabela değil, tabya. Te, tabla, tabla. Şu beton değil mi? Onun o değil o aslında. Nedir o? Aşkı bekaya. Eyvah her şeyi kaybediyor. Ölsen şehittir. Ölen ölmedi kardeşler Allah aşkına. <laughs> Ölmeyenleri ölüyor an ve an. Depremden gelen sıkıntı an ve an. Ölen şehittir. Allah onu şehit etti. Ama abi ya böyle bir şey böyle böyle. Na, imanı varsa amelde hesapsı yok imanı varsa. İnsan fıtraten bekaya aşık olduğu için bekaya şiddet bir aşk var. Şiddet bir aşk. Ebedi yaşamak. Onun için elindekileri bırakmak istemiyor. Yani ben bununla arabayla, parayla, eşimle sahiplendim ya. Sanki öyle bir sahiplenmişim ki benimle ayrılmasını istemiyor. Zannediliyor ki ben bundan ayrılırsam ayrılmış olacağım. Hayır. Şehitler ölmüyor mu abiler? Hani savaşa giderken ya. Ölmek istemiyor muyuz şehit olmaya? Niçin ölmek istiyoruz? Şehit olalım diye. Ne demek biliyor musun? Ölmemek için ölüyoruz. Burada bir tuhaflık yok mu? Cümleye bakın. Şehit ölmüyor mu? Ölüyor. Ama Allah diyor ki öldü demeyiniz. Ama ölüyor. Ölmeyin. Bedeni ölüyor. Ruhu ölmüyor. Bak şimdi. Ölmemek için şehit. Şehit, şehit nedir? Ölmemek için ölüyor. Ölmemek için ölü, ölünür mü? İşte dinde böyle. Şu anda diyor sana dördüncü şu anda. Muvakkat fırak içine daimi bir sal. Daimi bir, daimi bir kavuşma. Demek ki insan kendisini tanımlarsa çok rahat yaşar. Şimdi deprem gitmiş, alıyor, içine giriyor. Videoları seyrede seyrede, taşların altına giriyor. Geçiyor, geliyor de yatakta yatamıyor olan yayınlarsa. Bu nedir? Vehim balon olmuş, içine girmişsin. Kendini tanımıyorsun. Çünkü sahiplenmişsin, bu senin mi? E ben de şu anda tabla inmez mi? İner. Ben de burada değil miyim? İner. Mal onun, mülk onun. İstediğini yapar, istediğini verir. İstediğini vermez. İnsan sahiplendiği şeyi bırakmak istemiyor. Sebebi yaratılışında aşk seviyesinde beka var. Aşkı beka var. Niye var? Baki zülcelale ayna olmak için var. Bu insanın ruhu Allah'a ayna olsun. Baki olan Allah'a ayna olan ruh fani olmaması lazım. Bakinin aynası ayni zişuru baki olmak iktiza eder. Fakat tuhaftır bu aynada gözükenle, gözükeninle kendisi de onun gibi olmak istediğinden ölüm korkusu geliyor. Şimdi ruh, ayna. ne Kim gözüküyor? Be bakilik gözüküyor. Ebed, sonsuzluk. Aynada gözüken diyor ki Ayn, benimdir. E, aynada gözüken senin değil, sen gösteriyorsun. Ben bekayı gösteriyorum. Eğer o aynada gözüken beka, ebed arzusu onu tanımak içindi. Kendine döndürürsen ben baki olayım. Ya baki entel baki, ya baki entel baki. Baki olan yalnız sensin. Baki anlamak için bize bakilik şeyi vermiş. Bu sefer o baki zülcelaliye ayna olmak için verilen bu şeyi insan kendisinin bakiliğine verdi. Bakiliğini aradı. Hatta her sevdiği şeyde de Kuvve i vahime cihetiyle bir nevi beka tevevüm eder. Sonra sever. İnsan bir şeyi beka vermese sevemez. Hayatına da öyle. Oysa günün birinde solacak sol ya. Bu ceset gidecek. Biz bunu kullanıyoruz arkadaşlar. Kimisini suda bırakacak. Kimisi kalp krizi elbisesinden çıkacak. Kalp krizi öldürmez. Deprem öldürmez. Kanser öldürmez. Yangın öldürmez. Ecel geldiği için Allah onu sebep kılar. Ecel geldi. Ecel gelmese bir saniye bir saniye geri olmaz. Ecel. Elbiseyi kullanıyoruz. Ana sana diyor tevekkül bek olmasa sevemez. O zaman fıtratta fani sevmek yok o zaman. Yok. Tevekkül bek olmasa çok tuhaftır abiler. Sevgili gençler, şey anlatacağım size. Bu da size lazım. İnsanın duyguları, düşünceleri içinde mesela ebet yaşamak, sonsuzluk, bir sürü fantazi şey isteklerimiz var. Nerede abiler? İçeride. Korku da öyle, cinsellik de öyle. Arzularda öyle, emele bir sürü şey. Her şey içimizde mi? İçimizde. Tamam. Bir uyanırsa o korku, arzu, cinsellik, ne bileyim e, ölüm korkusu. İçimizdeki uyanırsa bizi içine alıyor. İçimizin içine giriyoruz. Mevlana dediği gibi fi mafi. İçimin içindeyim. Bu sefer vehimi söyleyeceğim. Düşünceler bendedir, kontrolümdedir. Bir şekilde uyanırsa depremde, kanserle, şunla bunla, trafik azasıyla, veya bir gadaplayıcı vehim yani düşünce. Eğer o düşünce kontrolsüz olursa balon gibi olur. içine giriyoruz. içimizin içine giriyoruz. Artık o vehim ne yatakta yatırır, ne yolda gidebilirsin, ne nefes alabilirsin. Nefes alamıyorum ya. Nefes alamıyorum. Sıkıldım. Yosum daraldı. Ne, ne demek bu? İçinin içindesin de ondan. Balonun içindesin. İçinin içine girdin. Ne yapacağız abiler? malı, mülkü sahibine teslim edeceksin. Bırakacaksın sahipliliğini. Çalışacaksın, edeceksin ama senin değil bu. Bu mülk senin değil. At senin, fakrını, noksan ve kusurunu deruhte edeceksin. Ben kulum ya. Ben buraya bir vazife için geldim. Ben buraya bekamı aramaya gelmedim. Baki olmak için gelmedim. Allah ne vaat etti de yerine getirmedi de korkuyoruz ki. Biz hayattan ne bekliyorduk ki? Ölmeyecek miydik ki ölünce korkuyoruz? Ölmeyecek miydik? Allah'ın böyle bir vaadi var mı? Bak bakalım Allah bana ne vaat etmiş? Hangisi olmamış? Seni beka edeceğim, öldürmeyeceğim, malını şey deprem altına koymayacağım. Şunu bunu yapmayacağım. Dedi mi böyle bir şey? Yok. Böyle bir vaadiyle yok. Tam tersine. Burada fani askerlik yapacaksın. Çekip gideceksin. Demek ki insan bekaya şiddet bir aşk var. Hatta her sevdiği şeyde kuvve-i vahime cihetiyle bir beka tevevüm eder. Sonra sever. Ne vakit zevalini düşünse ve görse derinden derine feryat eder. Ne vakit elinden gidiyor. olan bu da mı gidiyor? Bu da mı gidiyor? Mesela tablanın altında ev gitti, eş gitti, at gitti, han gitti, yat gitti, kat gitti, mal gitti, at gitti. Hepsi gitti. Düşünüyor şimdi. Ölse tamam şehit. Ölmeden her an ölüyor. Sif deprem değil ki kardeşim. Hasta mı? Hepimiz öyleyiz ya. Dün geçti. Yarın var mı? Söyleyin ihtiyar e, kabristana. Ölen hep ihtiyar. Oho, ne insanlar var ya. Genç gidiyor. Hepsi gitti. Gidiyor. <laughs> ya. Zevalini düşünse olan bunlar hep gidecek mi? Evet. O zaman kardeşler bunlar neyi sayıyoruz? Hepsinin çıkılmanın yolu, kurtulmanın yolu ma malı sahibine teslim et, etmek lazım. Malın sahibi odur malikel mülk, mülkün maliki, yetesarrafe fi mülki keyfi heşa, mülkün istediği gibi tasavvuf eder, tasarruf eder. Ben burada memurum. Vazifene bak, keyfine bak. Düşünebiliyor musunuz? Bir, beni bir düşünün. Bana bakın. Hiçbir hesabı yok adamın. imanı varsa. Bir daha. Allah cepten ödüyor. Yapayım onu. Aferin. Diyor ki kulakkı var. Allah razı olsun. Aferin. Adın ne senin? Suat. Suat bak şimdi. Kulak hariç evet ama şöyle yapıyor cepten. Diyor ki ''Ya Rabbi'' diyorum. Ben Mustafa'dan alacağım var ama Mustafa şehit. Tamam şu cenneti bak hele. Uuu bir sarayı gösteriyor ki aklım gidiyor. Ya Rabbi kimin bu ya? Hangi peygamberin? Aynı böyle geçiyor rivayette. Ya Rabbi hangi peygamberin makamı bu? Ondan sonra perdeyi kapatıyor. Bir makamda gösteriyor ki ''Hiçbir şey diyemiyor'' diyor böyle. Allah teklif ediyor. Eğer kulumdan hakkını istersen o ilk gösterdiğim düşük makam. Ya feragat ettim diye kuluma feragat edersen ben de sana bunu feragat ediyorum. Hangisini alırsın Suat? İyi seçenek. Allah nereden verdi? Hazine-i hassa. Hazinesini veriyor. Niye veriyor? Allah olduğu için. Allah'ından gurur duy. Rabbimden gurur duyuyorum. Elhamdülillah ya. Çok hoş. Çok şükür. Müslümanın kaybı yok. Bana söyleyeyim ben size. Ben keyif bağışlamayın siz bana söyleyin. Şimdi şey, o depremde giden imanı olan malı sadaka ve bekaya gitti. Fani evi vardı ya. Ahirette saray oldu. Fani mal usta diyor beka bulur. Ömrü şehit oldu. Allah rızası için Müslüman ne kaybetti şimdi? Ya bir söyleyin ya ben, benim ben mi şey yapıyorum ben mi biraz abartıyorum? Müslümanın malı kitapta sadaka zekat fani mal beka bulur diyor. Tamam mı abi? Evine mukabil saray, hayatına mukabil, fani hayatına mukabil hesap yokken şehit. Ne kaybetti? Allah ihaleye çıkarttı, ihaleye adamlar kazandı. Binayı verdi, bakiye aldı. Fani binayı, fani ömrünü verdi, ihaleye çıktı, ihaleyi onlar aldı. Peki 3. sure 141. ayet. Kafiri ne yaptı? Neydi hafız? O metni de ve logatını da okur musun? Ve limahisallahu allazina amanu ve yemhaqal Manasını da söyle. Allah Teala iman edenleri arındırır bununla ve kafirleri de mahveder. <laughs> Onunla aynı şeyle Allah iman edenleri arındırır o bir dakikaki sıkıntısı, o bir andaki şeyi nasıl temizliyor? İman edenleri arındırıyor. Aynı şeyle kafirleri de cezalandırır. Dünya ve ahirette mukaddemesi bu. Onun çektiğini bilemez. Allah ne yapacağını kime bilmiyoruz. Ama ben onun Erhamur Rahim olduğu için hissediyorum ki bütün Müslümanlarıma merhamet ediyor. Müslümanlara değil, Müslümanlarıma. Devam. Ne vakit insan zevalini düşünse veya görse derinden feryat eder. Yani mal gidiyor. Bakıyor. Bak kafa beyazladı. Çok yüz mal gidiyor, hastalık şey yaptı. Artık merdivenden de zor çıkıyoruz. Her sene ampulleri ufaltıyor ataman, merdivenleri dik yapıyor. Mal gittiğinde haber veriyor. Eyvallah gidiyorum diyor tamam. Şimdi bu sefer feryat ediyor insan. Ama bilse ki baki bir hayat var. BK faniden geçer diyor. Dünyaya gelmek için ne kadar sıkıntı çektik. Ahiret cennete gitmek için de kabir doğumundan sıkıntı çekeceksin işte. Anne karnında durulur mu dokuz ay? Ohu bir şuurumuz olsaydı hepten duman olurduk. Bütün fıraklardan gelen feryatlar aşk ve bekadan gelen ağlamaların tercümanlarıdır. Buraya kadar düz okuyorum izle. İnsanın fıtratında bekaya karşı gayet şiddet bir aşk var. Hatta her sevdiği şeyde kuvve-i vahime cihetiyle bir nevi beka tevehüm eder sonra sever. Ne vakit zevalini düşünse veya görse derinden derine feryat eder. Derinden derine. Bütün firaklardan gelen feryatlar aşkı bekadan gelen ağları, ağlamaların tercümanıdır. Yani mesela şarkı türkü var ya yaktın beni küllettin köfte ettin mahvettin şöyle ettin. Hep bu ayrılıklardan gelen elem. Aşkı beka var bizde. Bekaya karşı aşık aşığız. Onu istiyoruz. Fırak bizi yakıyor. Ne yaktığını anlayamla, anlamlandıramadığımız için kıza veya erkeğe malam ülke ayrıldığımızı zannediyoruz. Onda gözüküyor. Eğer tevehümü bek almasa muhabbet edemez. Yani peki niye bu varta gibi gözüküyor? İnsan bir şeyi baki gibi göremezse ona çalışamaz. Ona ait bir misal vereyim ben size. Peygamber Aleyhisselamın verdiği misal ama becerebilirsem. Musa Aleyhisselam dedi ki Ya Rabbi şu melunu bağla dedi. Şeytanı. Şunu bağla. Ya Rabbi. Ululas Peygamber ya. Ya Rabbi bağla dedi şunu. Allah kabul etti. Şeytanı bağladı. Musa Aleyhisselam çarşıya gitmiş. Baktı ki demircide kimse yok çalışmıyor. Ayakkabı diken yok. Terzi yokmuş. Atın nalını şey yapan yok. Bu değirmeni şey yapan yok o şey tabakları toprakla şey yapan onlar da yok. Böyle aynı sayı yok. Hiç kimse yok. Çarşı pazarda kimse yok. Allah Allah. Git de evlerine. Kardeşim sen niye gelmiyorsun? Ya Musa değer mi ya? Kaç gün dedi ya? 100 200 sene 150 100 o zaman 300 sene yaşıyorlardı. 100 100 sene 50 sene için dedi o çanak çömlek yapmaya değer mi ya Musa diyor. Serkan. Ya demirci diyor demirci diyor ki ey Allah'ın peygamberi 20 sene için Demir yapmaya gerek değer mi ya diyor. Ondan sonra hepsi öyle. Hayat durdu. Herkes durdu. Değmez ya diyor. Böyle ölelim diyor ya. Ya Rabbi ben yanlış yaptım. Şu şeytanı serbest bırak. Şeytan bir serbest bıraktı. kaç gün sonra herkes ölmeyecek gibi demir şey yapıyor. Terz ya. Tabak çanak yapıyorlar. Yani insan beka vehim veremezse, tevehümü beka veremezse bir şey çalışamaz. Araba tamir edemez. İşe gidemez. Ee, sanki yaşayacakmış gibi 15 senelik şey kredili arabaya veya binaya giremez. Sanki 15 sene yaşayacak gibi. öyle giremez. Ama nasıl yapabiliyor? Tevehümü beka. Yani ona bir nevi Fatih bu kırmızı ya. Buna yeşili bir sürüyor o zaman sürebiliyor. Kafasında sürüyor. Yani bu fani beka gibi göremezse bir sistem var kafada. Fani baki. Geçiciyi Sanki geçmeyecek gibi. Dünyada ebedi yaşayacak gibi böyle bir sistem var kafada. Buna vehim, kuvve-i vahime deniliyor. Zıttı zıttında çıkartıyor. Böyle bir sistem var. O işte içimizde olunca bir sorun yok. Ama içimizde biraz uyanınca bu. Hırs da şunla bunla. Her şeyi baki gibi görüyoruz. Hiçbir şey elimizden çıkmasını istemiyoruz. O kimmiş? Tevehümü beka. Tevehümü beka. Yani o vehim sistemi, beka verme sistemi aktif. Biraz fazla çalıştı. Bu sefer her şeyi içine aldı, her şeyi baki gibi sevdi. Bakıdı ilah gidiyor, bize söyle diyor, yeyin lan yeyin. Bu kafasızın malını yeyin, bu aptalın malını yeyin. De, sayıyor da sayıyor. Ona bir düğünde bir kenarda gitmiştim, beni de tanımıyorlar. Ya dedim kardeşim ne öyle diyorsun ya işte? Ben yani ben dedi kendisine de karet ediyor, toprak karet oldu var. Ondan sonra ya dedi yemedim, yemedim inşaata çalışayım, yemedim biriktirdim. E şimdi yemek istiyorum dişim müsait değil. İştahım yok. Midi, vücut kaldırmıyor. Ne oldu dedi. Yeyin dedi bu ha hayvanın malını. Yanımda yeyin dedi. Ay böyle diyor. Yeyin bu hayvanın malını. Ye lan oğlum. Şöyle tidaya diyor. Kendisi yememiş. Adama böyle <laughs> <laughs> baktım. Allah Allah. Kitap tefsir ediyor bana sanki. Eğer tebeo mübeka olmasa muhabbet edemez. Hatta denilebilir ki alemi bekanın ve ebedi cennetin bir sebebi vücudu şu mayet insaniyedeki o şiddetli aşkı bekadan çıkan gayet kuvvetli kuvvetli arzuyu beka beka için fıtri umumi duadır. Mesela cennetin bir sebebi de ve varlığın da sebebi. Bak şimdi iyi dinleyin. Bir de altını çiziyorum. Şimdi ne kadar? İki defa altını çizdiğim cümle var. Bir de üçüncüyü çiziyorum şimdi. Allah varken hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey yaratmamıştı. Olmayan peygamber, olmayan duası varmış gibi duasını kabul ediyor, onu yaratıyor, sonra onun nuru yazıyor, sonra kainatı yaratıyor. Düşünebiliyor musunuz? Bak, Allah için sıra yok, Allah için öncelik, sonralık yok, zaman yok, yoktu hiçbir şey, o vardı. Hala o devam ediyor, her şey onun zaten. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da yaratılmamış, nuru da yok. Sanki var imiş, dua etmiş, duasını kabul etti. O duaya mu mukabil onun nurunu onun nurundan kainatı yarattı. Görüyor musun ters çalışmayı? Aa söylüyor. Bir de okuyayım. Alemi bekanın, baki alemlerin ve ebedi cennetin bir sebebi vücudu. Bir sebebi vücudu neymiş? Ahiretleri yaratması. Şu mahiyet insaniyedeki insanın yaratılışındaki o şiddetli aşkı bekadan çıkan gayet kuvvetli bir arzuyu beka. Yani insanın fıtratındaki beka istesi istemesi. Baki için fıtri umumi duadır ki Baki Zülcelal o şiddet sarsılmaz fıtrı arzuyu o tesirli kuvvetli umumi duayı kabul etmiştir ki fani insanlar için baki bir alemi halk etmiş. İnsanın fıtratındaki istemek istemeyi vermiş. Niye vermiş? İstediğini vereceği için vermiş. İstetiyor ama vermiyor. O bize mahsus. Çocuk çocuğa çikolata gösterirsin, vermezsen ağlar. Madem vermeyecektin niye gösterdin zalim? verme yani o zaman gösterme ama öyle değil Allah vermek istemeseydi istemek vermezdi sırınca Allah istemeyi vermişse o zaman o istediğini de verecek demektir Cenab-ı öyle bir şeyi yok kendime diyor Allah'ın da haramı var biliyor musunuz Tövbe estağfurullah ya bir yerde diyor ki Tövbe estağfurullah hoca efendi ya hoca bu da Allah'ın nasıl haramı var dedi ya kendisi söylüyor ben diyor zulmü kendime haram kıldım diyor ayet nasıl ee, Musabine sor onu şimdi o çıkmadan bir bak o bilir. Zulmü kendime haram kıldım diyor. Galiba hadis. Görüyor musun? Rabbin ve ma rabbuke bizalamil lil abid. Rabbin üzerine zalim değildir. Niye değildir? Kendime zulmü haram kıldım diyor. Yani başkasının harameti değil kendisi. Kendisi kendisine kural koyar ya. Allah Allah. Çok ilginç ya. Hem bakın bulursunuz o hadistir. Allah ken zulüm zulüm yapmayı kendimi haram kıldım diyor. Ondan sonra söyledim. Ehliydi. Allah Allah. Ne biçim şey ya diyor. Ne kadar acayip bir şey ya. Hem hiç, mü, hiç mümkün müdür ki şu anda Allah görmüyor mu? Duyuyor değil mi? Benim söylediğimi de biliyor. Zaten söylettiren de o. Çok tuhaf. Bu söylediklerimiz hep ortaya çıkacak. Kıyametle seray. Her şeyin ortaya çıkacağı gün. Benim demediğimi nasıl dedin sen? Cehennemde yerini hazırlasın diyor. Buldunuz mu? Hadi sen. Hadis mi? Söyleyin. Nasıl geçiyor? Uzun bir hadis mi? Sonra o cümleyi oku bakayım o. Dolayısıyla kendimi. Kullarım ben zulmetmeyi kendime haram kıldım. Hay, ya Rabbi kurban istemiyorsun kendini. Ya Rabbi sana hamdü senalar olsun. Kullarım zulmetmeyi kendime haram kıldım. Allah Allah. Nerede geçiyor? Müslim'de hem de. Okudum ya okuyunca da böyle kafam bursun. Basmadığı için kaynağını daş şey yapamıyorsun. O kadar akıllı adam değilim Fatih gibi. Fatih bütün müşterilerin listesini tırıt ezmiş yapmış. Kaç lastiktir değil mi? 175'i bilmem. Evet. Allah hoşuna gidiyordu işte böyle okuduğun zaman. Bak böyle Allah'ta şöyle diyeyim. Risale ve bütün alimlerde şey var. Hav, hafullah'ta lezzet var diyor. Allah korkusunda lezzet var. Değil mi abiler? Şimdi mesela. Allah'tan korkuyoruz ama tatlı bir lezzet. Hafullah'ta lezzet olursa, muhabbetullah'ta ne olur ya? Deli eder adamı yani. Allah'a aşık oluyorlar biliyor musun? Büyüklerden var yani. Vedut ismine mazhar. Tasavvufta bu sistem iyi çalışıyor. Vedut ismi. Tanıdığından marifette terakki edenler için lezzet var değil mi? Değil yani mi? o iman... Taklide değil. Terak edenler için. Yani o tağla Allah tanıdıkça marifetullah, muhabbetullah, lezzeti ruhani. Bir, imani billah. Sonra Allah'a iman edecek. Sonra marifet. Marifet o. Allah'ı tanıyacak. Sonra kalbinde böyle onu hissedecek. Muhabbetullah. Sonra lezzeti ruhani oluyor. Böyle meczup oluyor. Sonra aşık oluyor. O nasıl bitiyor. Hayat bitti. Olsa ne olur olmasa ne olur. Baki Zülcelal o şedid sarsılmaz fıtrı arzuyu o tesirli kuvvetli umumi duya, duayı kabul etmiştir ki fani insanlar için baki bir alemi halk etmiş. Hem hiç mümkün müdür ki Fatır-ı Kerim? Fatır-ı Kerim hep geçiyor, geçiyor da içe girmek istemiyorum. Bazılar diyor, izah ediyorsun. Nasıl girmeyin? Fatır-ı Kerim iki bir diyor. Ama çok önemli kilit nokta. Fatır şu abiler. Allah var iken hiçbir şey yoktu ya. Zaman yok. Zamansız, zeminsiz, maddesiz, mukayesesiz, taklitsiz, macelesiz, lüminesiz, misalsiz, modelsiz. İlk ve son yapan Allah demek. Fatır bu. Kerimle demek Verdiği bir nimeti geri almayan Allah demek. Bizi, nümenemiz yok bizim. Hiçbirimizin nümenesi yok. E, taklidi de yok. Başka şubemiz yok diyor ya mesela dükkan yazar böyle baklavacı. Başka takli, taklidimiz, şubemiz yok. Bak senin taklidin yok. Misalin yok. E, orijinalsın, yedeğin yok. İstepte lastik de, gibi değilsin. Başka bir şeysi değil. Karşıltı değilsin. Fatır-ı Kerim yani böyle yaratan Allah verdiği nimeti geri almayan Kerim verdiğini almıyor. Verdi mi beka arzunu? Verdi bir şey tamam. Fatır-ı Kerim, halik Rahim. Niye yarattı? Şefkatli olduğu için. Halk. halik Rahim. Şefkat. Fatır-ı Kerim, halik Rahim. Küçük midenin cüzü arzusunu, iki buçuk litre olan şu midenin küçük arzusunu muvakkat bir beka için, yani geçici 60-70 sene için lisan haliyle yani fıtri yapısı itibariyle ...duasını hadsiz enva el matumat el icadı ile kabul etsin de... ...yani iki buçuk litre midenin ihtiyacı için rühü zemindeki enva çeşit nimetlerle... ...taamlarla, içeceklerle cevap versin midenin. Bir organdır, kapta var. Etsin de umum nevi beşerin, umum insanlığın bütünselliği olan... ...pek büyük bir ihtiyacı fıtriden gelen pek şiddetli bir arzusunu ve külli ve daimi ve haklı ve hakikatli kalli halli bekaya dahil gayet kuvvetli duasını kabul etmesini aşağı yüz bin defa haşa ve kella kabul etmemek mümkün değildir. Yani midenin ihtiyacını cevap versin, gözün ihtiyacı için enva çeşit renk ve şekilleri yaratacak, şu küçük kulak için, bu kadar sesleri halk edecek vesaire. Fakat insan insan yapan ruhu için beka verecek. O bekayı ve yapmayacak. Haşa ve kella ya. Yaptığı yapacağına delildir. Yapıyor. Midenin ihtiyacına bak. Gözün ihtiyacına bak. Veriyor cevap. Vermek istemeseydi sana niye istek versin yahu. Haşa yapmamak. Haşa ve kella. Yüz bin defa haşa. Kabul etmemek mümkün değildir. Hem hikmet ve adaletine ve rahmet ve kudretine hiçbir cihet yakışmaz. Niye? Kendime zulmü aram kıldım diyor. Cenab-ı Hakk'ın hikmeti var. Dünyayı yapıp ahireti yapmamak abestir. Hikmeti zıttır bir. Yani şu dünyanın sonunda bir ahiret yoksa söyler misiniz dünyanın ne anlamı var? Madem sonunda yok olacaktı. Niye yarattı? Tam da niye yarattı? Yani sonu hiç sıfır. Matematikte bile ya. Artı bitince eksi başlıyor ya. Bir berzahtır. Her şeyi tanımlıyor ama kendisinin bir manası yok. Sıfır. Dünyaya benziyor. Kafir eksiye, Müslüman artıya doğru. Dünya bunu tanımlıyor. Yani niye yapacak ki ya? Bugüne edilen masrafa bak. Subgatullah kardeşim. Bugün edilen masrafa bak. Güneşi lamba ve soba yapmış. Dünyayı 108 bin kilometre izda, yarı çapı 150 milyon kilometre mesafede, 23 derece 27 dakika eğikle, topaç gibi çeviriyor karaciğerden, böbreğinden düşünceye kadar. Bugün Müslüman insana edilen masrafa bak ya. E sonunda ne olacak? Hiç. Diriltmemek üzere seni. bunları mı yaptı? Niye yapsın ya? Hakikaten mantık almıyor ki ya. Sen bir ay çalışırsın da çalıştıktan sonra aldığın maaşın hiç ben 200 liranın yandığını hiç görmedim diye tutuşturur musun? Tutuşturursan olur. Akıllı mısın yani? Ömür billah bir daire aldım. Onu da vallahi nasıl yanacağını bilmiyorum ya. Merak ediyorum şu bina nasıl uçuyormuş depremde. Dinamit koyup uçurur musun? Lastiği koydun dükkanına. Vallahi bu lastiklerin dükkanını nasıl yandığını bilmiyorum. Bir yan... yakar mısın ya? Yakmasın değil mi? Normal akıl yapmaz yani. 8,5 milyar milyar insanın akıllarını yapan aklı kül. Akılları diriltmemek üzere kabre sokarak akılsızlık yapar mı? Böyle bir şey olur mu ya? Sekiz buçuk milyar insanın şimdi mazide 120 milyar insan varmış toprakta. 120 milyar insanın aklını yapan aklı kül ilmi muitezeli diriltmemek üzere akılları toprağa sokarak akılsızlık yapar mı? Bu usta bu bunu yapar mı ya? Bana dedi ki malına sahip çık bak dökmüyorum ya kırmıyorum yakmıyorum. Bana verilen sistem bu. Malıma sahip çıkarsam Allah da malına sahip çıkıyor. Ben yok etmezsem o da yok etmez. Ben niye dökeyim ya? Bunu niye kırayım? O zaman niye yapayım ki? Demek ki ahiretin olmaması birincisi şu. Eğer bu dünyanın sonunda ahiret yoksa hayat anlamsız olur. Abes olur, hikmete zıttır. İki, adaletine zıttır, zulüm olur. Rahmetine zıttır, istihzadır, alay etmektir, zulmetmektir, zulüm yapar. Zulüm olur, rahmeti zıttır, kudretine içe indirir, aciz olur, yapamaz demek. Şey diyor sana, inkilab olur diyor. Tehlikeliler, inkilab kayık muhaldi. yani tersine döner. Bir de en büyük acayibime giden bir şey de benim beynimi atan şu ahireti yapmamak, yapmamakla Allah kendi düşmanlarını tasdik etmiş olur. Çok ağrıma gider. Haşa ve kella. Kendi azılı düşmanlarını tasdik etmekten münezzehtir. Hulfu vaat Allah'a yakışmaz. Yani iman edecekler bunlar, onu takdis edecekler. Onun adına canını veren şu Müslüman kullarına rağmen kendi düşmanlarını onaylayacak. Yüz bin defa haşa ve kella. Ya Rab şahit ol Allah'ım bu kullarını Allah'ım senin rahmetini istiyor. Bu kullarını sevenleri, bunların sevdiklerini ve bizi Allah'ım Allah'lığın hatırını affet ya Rabbi. Amin. Senin düşmanlarına rağmen bizi affet, merhamet et ya Rabbi. Amin. Senin düşmanlarına rağmen şehit olanlara Allah'ım şehitlik makamını, kalanlara sabrı cemil, lisan eyle ya Rabbi. Amin. Mallarını bekaya Allah'ım. Ömürlerini bekaya nasip eyle ya Rabbi. Amin. Devletimize, milletimize zeval verme Allah'ım fensur alev kavmi kafirin sırrını tahakkuk ettir Allah'ım. Bunun sevinen kafirleri sevindirme Allah'ım. Aziz eyle ya Rabbi onları zelil eyle. Bize nusret ver ya Rabbi, ümit ver ya Rabbi. Onların kalplerine yeis ver Allah'ım. Kahriyle ile perbat er eyle, hak ile eksan eyle ya Rabbi. Onların şerellerini kır ya Rabbi. Dersin ve Risale'nin şahsı manevisinin hürmetini ya Rabbi. Meine? Hasan Amo, dediğiniz sözler yüzde okuyabilir misiniz? Oku oku oku. Ey Kadir Hakim, ey Rahim Rahim, ey Rahman Rahim, ey Sadık Uvarim <laughs> Kerim. İzzet ve azamet ve celal sahibi kahar üzül celal. Bu kadar sadık dostlarını, bu kadar vaatlerini, bu kadar sıfat ve şuunatını yalancı çıkarmak, <laughs> tekzip abi. etmek, Allah Allah. saltanat kat'i mükteziyatını tekzip edip, tekzip edip yapmamak, seni sevdin ve onlar da seni tasdik ve itaat etmedik, etmekle kendilerini sana hadsiz makbul ibadin ahirete bakan hadsiz dualarını ve davalarını reddetmek, dinlememek, küfür ve isyan ile seni vaadine tekzip etmekle senin azamet-i kibriyana dokunan ve izzet-i dokunduran ve uhiyetinin haysiyeti ilişen ve şefkat rubiyetini müteessir eden ehli dalaleti ve ehli küfrü haşrın inkarında onları tasdik etmekten yüz binler derece mukaddesin ve hadsiz derece münezzeh ve alisin. Oh! Sayfa kaç ya? Yüz. Ne yüz? Sözler mi? Sözler yüz. Böyle bir şey var mıydı orada? Allah. Haşir 10. söz. Oh! Allah böyle ya. Devamı devamı. Ol ve oku oku zaten. Böyle nihayetsiz bir zulümden ve nihayetsiz bir oh. çirkinlikten senin o nihayetsiz adaletine ve nihayetsiz cemalini ve hadsiz rahmetini hadsiz derece takdis ediyoruz. Ve bütün kuvvetimizle iman ederiz ki o yüzbinler sadik sadık elçilerin ve hadsiz doğru delal-i olan enbiya, asfiya, evliyalar, hakka yakın, aynı yakın, ilme yakın suretinde senin uhrevi rahmet hazinelerine, alim bekadaki ihsanatının definelerine ve dar saadete tamamıyla zuhur eden güzel isimlerin harika güzel cilvelerine şehadetleri hak ve hakikattir. İşaretleri doğru ve mutabıktır. Ve beşaretlere sadık ve hakidir. <laughs> Elhamdülillah. Ya Rab şahit ol. Başka diyecek bir şey diyemiyor. Sıkıştığım zaman böyle artık her şey alt üst olduğu zaman şu kadar diyebiliyorum. Siz de öyle dersiniz. Ya Rabbi ne isteyeceğimi de bilmiyorum. Nerelerden sığınacağımı da bilmiyorum. 124 bin enbiyanın istediklerini istiyor, sığındıklarından sığınıyorum, amin diyorum. Madem insan bekaya aşıktır, elbette bütün kemalatı lezzetleri bekaya tabidir. Ve madem beka, baki zülcelale mahsustur, ölmemek ona mahsustur. Ve madem bakinin esması bakiyedir ve madem bakinin ayneleri bakinin rengini hükmünü alır ve bir nevi bekaya mazar olur elbette insana en lazım iş, en mühim vazife o bakiye karşı alaka peyda etmektir. Ve esmasına yapışmaktır abiler. Alacağım şu, şu dersten giderken. Alacağım bir cümle. İnsanın ruhu aynadır. Bak bu dersten giderken şunu alacaksın. Giderken şunu al. İnsanın ruhu, bir cümle kaldı okuyacağım. İnsanın ruhu aynadır. Baki Zülcelal, Allah buraya yansıyor. Buraya bakilik gözüküyor. Cahil insan aynada gözüken bakilik özelliğini kendisinin bekasını arıyor. Bakilik gözüktü ya boyadı ya. Burada gözüken beka ile kendisinin baki olduğunu zannettiğinden ölümler, ayrılıklar, solmalar, sönmeler elimizden alınmalardan feveren ondan ediyoruz. Oysa bu aynada gözüken BK öze, boyası onun içinde onu tanımak için. Ha, benim sahibim Baki. Ben fani olsam da hiç önemli değil. Zaten Baki'nin aynası, Baki'nin aynası Baki olmak iktiza eder. Bugün alacağım şey ders şu. Benim ruhum aynadır. Ebed istemem, ölmemek istemem. Ne istiyorsam aynada gözükenleri dile getiriyorum. Aynada gözükenler benim değil. Nasıl ki ben bu aynayı Tarlaya tutsam böyle. Tarla gözükür. Şimdi tarlayı ailenin içinde mi arayalım? Burada gözüktü diye. Böyle bir şehre tutalım. Şehir, şehri bunun içinde mi arayalım? Şehir bizim mi? Şehri gösteriyor, şehir bizim değil. Allah'ı gösteren, haşa, Tanrı değil insan. Bekasını arayan kendisini Tanrı zannediyor. Bundan kaynaklanıyor. Cezamızı da çekiyoruz. Onun bekalığından anlamak için, bakilini anlamak için verilen... Bu istidadı kendimizin bekasını aradık. Başımıza bela aldık. Oysa esmasına yapışmaktır. Çünkü baki yoluna sarf olunan her şey bir nevi bekaya mazar olur. İşte o ikinci ya baki entel baki cümlesi bu hakikati ifade ediyor. İnsanın hadsiz manevi yaralarını tedavi etmekle beraber. Oh ayrılanları ayrıldı mı man? Allah baki. Hayatım gitti, Allah baki. Depremle malım gitti, Allah baki. Dünya gitti, Allah baki. Ya baki, entel baki, ya baki, entel baki. Birincisi ne demek? Ya Rab sen bakisin, masra hiç önemli değil. Ama be beka istiyorum, beka fıtratımı ama ilk önce attım. Ya baki, entel baki, her şey fani. Değmiyor alakaya. E bir boşluk oldu bende. O boşluğu da ikinci cümleyle de ya baki entel baki ya baki entel baki. Birincisi kesip atmak için, ikincisi boşlukta olan kalp ve ruha gıda olmak için. Birincisinde herkes hep ölüyorlar, ikincisinde hep diriliyorlar. <gülüyor> evet, <laughs> acayip bir şey evet. Ya baki entel baki ya baki entel baki. Ya baki entel baki ya baki entel baki oh insanın hadsiz manevi yaralarını tedavi etmekle beraber fıtratındaki gayet şiddetli, şiddetli arzu bekaya onunla tatmin edilir. Her şey ya baki entel baki ya baki entel baki ile tatmin ediliyor. Ve ahir davahu menel rabbil alemin el fatihatü meslavat Amin. Amin elhamdülillah. Şey yazmış. Bir tanesi yazmış böyle. Oradaki bir kardeş resmi çekmiş. Aşağıdayken yazmış. Ne, neyle yazmış ya? Çamur mu? Aynı şöyle yazmış. Yalnız baki sensin. Yanında ölmüş. Aşağıda. Yalnız baki sensin. Benim Müslümanım öyle be. Orada bile şuurlu. Müslüman demeyin. Sahiplenin. Benim Müslümanım deyin. İşte Almanya'daki bir Türk öğretti bana. Hoca bir tavsiyem dedi. Allah rahmet etsin ölmüş. Müslüman deme. Müslüman. Benim Müslümanım de. Sen de sahiplilik hissi inkişaf eder diyor. Benim kardeşlerim diyeceksin. Benim Müslümanım aşağıda yazmış. Yalnız sen bakisin.